Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kim kızım o? Kim kızım o? Angel'ı saldım. Bu arada tasmaları taktım arkadaşlar ama sadece gezdirmek için taktım. Yani takılı durmayacak tasmalar çünkü hala biraz daha vakti var. Diğer tasmalar biraz daha takılı kalsın böyle bir 7-8 aylık olana kadar. Kim geldi kızım? Angel! Lan ne çabuk büyüdüler ya. Arkadaşlar nasılsınız bu arada? İyisinizdir inşallah. Biz çok iyi, çok iyiyiz çok şükür. Umarım sizler de iyisinizdir. Yağmur yağıyor arkadaşlar. O yüzden bu ara çok video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Tasmalar da yakıştı. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce nasıl oldular? Mavi, kırmızı, kobraya mavi. Lan sallat cezanı vermesin. Soğanlara girme. Şşt, gel buradan gel. Heh, bunu böyle üstü açalım şimdilik. Gel. Gel haydi. Angel sinirli arkadaşlar. Bu arada kanalımıza yeni katılan arkadaşlar var. Hepsine ayrı ayrı abone olan herkese, videoları beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Videolarımı severseniz arkadaşlar, abone olursanız memnun olurum. Yani videolarımı sevip izleyen arkadaşlar, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Piton yavruları, Uğur Çağlar abimden sahiplendiğim piton yavruları. Yeni gelenler için tekrardan bir bilgilendirme geçelim. Piton babaları bir arkadaşlar. Yavruların şu anda biraz daha ayırt etme şansınız daha yüksek oldu. Çünkü kobra erkek olan kobranın mavi boncuklu dişi olan mambanın da kırmızı boncuklu tasması var. Tasmalarda ziller vardı. Akıl edemedim arkadaşlar zilleri. Ben keşke söylemeseydim de zil taktırmasaydım. Çünkü köpekte zili ben yakıştırmıyorum. Sürekli kulağında böyle zır 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 çalsın istemiyorum. Onu akıl edemedim ben. Sonradan zilleri kırdım. Böyle yine bu şekilde de çok güzel tasma oldu. Keşke zil taktırmasaydık ama yapacak bir şey yok. Gelelim yavrulara. Yavruların babaları bir dedik, anneleri farklı. Anneleri de Uğur abideki Bozi, mambanın annesi, dişi olanın annesi Bozi, erkek olanın annesi de Fıstık'tır. Dedesi Azap'tır, dayısı Azat'tır, 765'tir. Buradan bir bilgi geçelim. Piton da Bozi'nin yavrusu da mambadır. Çok şükür 5 aylığa yaklaştık. Belki de bu videoyu paylaşana kadar siz... yavrular 5 aylık olur. Çünkü bir hafta falan kaldı 5 aylık olmalarına. Tabii ki mamba 5 aylık olacak. Kobra mambadan bir 15 gün 10 gün 15 gün sonra doğmuş arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. Maşallah şu anda gelişimleri güzel. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bayağı bir konuştum kusura bakmayın. Şimdi böyle arazide kim oğlum? Tır geçiyor. Aha hadi lan. Çift çekere takacaksın orada mamba. Aferin kızım. Tam dik yerden şuradan çıkmaya çalıştılar arkadaşlar. Burası bayağı bir dik. Şşşt. Lan. Angel'ı saldık ama dedemin köpeğiyle uğraştırmasın bile bizi. Gel. Buraya gel. Hadi buraya gel. Şşşt. Buraya gel. Kız. Buraya gel kız. Oralara gitmeyin lan. Şşşt.
geliyor. Geliyor da yıka yıka gelir. Arkadaşlar o taraflarda köpekler var. Ben şu anda çok böyle, şu anda değil zaten ileride de. İleride daha tehlikeli. Neyse geldiklerinde konuşayım. Videoyu durdurayım da gelince devam ederiz. Şeye, kobraya bak, kobraya. Aslanım benim be. Mümkün olduğunca yürüyüş yaptırıyorum arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca köpeklerle karşılaşmalarını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Arkadaşlar şu anda ikisi birlikte koşuyor. Angel de var, üçü birlikte koşuyor. Hem darbe alırlar köpeklerden, hem de işte yara alırlar, bir şey olur. Ne bileyim, çünkü daha küçükler. Sıkar, boğar, kanattır, bir yerleri şey olur. İleride de neden karşılaşmak istemiyorum? İleride de arkadaşlar bunların elinden alamam diye öyle bir korku var. Çünkü yani maşallah bir dişi bir erkek ekeleştiği zaman özellikle Angel zaten ortalığı kızıştırır. Gerçi Angel'ın öyle bir çok dalma huyu yok. Finolarda dalma huyu oluyor ama Angel biraz daha oyuncu. Yani kobra ile mambanın elinden ben köpeği alamam arkadaşlar. Bir de başımıza iş çıkartırız. Çünkü gerçekten mamba zaten direkt bele dalıyor. Böyle kulağa dalıyor. Öyle boyun tarafına falan çok dalıyor. Kobralara, kobrayla şu seranın, gerçi bu sera, aynen bu sera bitti arkadaşlar. Şu naylonun altına geçeyim, orada konuşayım. Kobrayla dalma videoları var. Ben diğer kanalımda paylaşıyorum onu. O kanalımda linkini şeyde paylaşmış olmam lazım. Açıklamalarda veyahut da profilde paylaşmış olmam lazım. Çünkü dalma videolarında ihlal yeme riski var. Onu da bu kanalda paylaşmak istemiyorum. Çünkü bu kanal daha öncesinde ihlal aldı arkadaşlar. 90 günlük bir video paylaşamadım. Öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yani böyle çekişme videolarını, üstünlük videolarını genelde o kanalda paylaşıyorum. O kanalın ismi de Dal Çiftliği. Direkt yazarsanız çıkar. Yani onları da, o üstünlük kavgalarını da, üstünlük çekişmelerini de paylaşıyorum arkadaşlar sizlere. Hem siz de görmüş olursunuz, hem ben de gerçekten şimdi tabii ki de biz köpek kavgalarına karşıyız veyahut da köpeklerin kavga etmesine karşıyız ama böyle ufak tefek atışmalar da insanı şey yapıyor, yani güzel oluyor. Ben şimdi mesela kobranın şu anda mambaya karşı verdiği tepkiler çok hoşuma gidiyor. Çünkü ilk zamanlar bayağı biraz çekingendi. Şu anda mambaya daha böyle biraz daha sert yapıyor. Bu da beni motive ediyor. Yani mutlu ediyor. Motive ediyor demeyeyim de mutlu ediyor. Çünkü yani sonuçta mambadan sürekli dayak yemesi veyahut da mambanın sürekli baskınlık kurmasını ben istemem şahsen. Kobraya yakışmaz. Bir azatın... Lan! Oğlum buraya gelin ya! Bunları kesildi arkadaşlar da. Öyle değil mi? Yanlış düşünüyorsam yorumlarda belirtin. Şimdi azat dayısı var. O kadar sert bir köpek. Yani gidip dişiden de baskınlık yemezsin artık bir yaşından sonra diye düşünüyorum Kobra Bey. Ama şöyle bir durum var. Yani mamba... yani mambadan da üstünlük olarak baskın olamayabilirsin arkadaşlar. Öyle bir durum var yani. Çünkü mamba gerçekten beni çok şaşırtıyor. Çok sert. Yani Angel'a saldırıyor mesela. Angel kobraya daha çok sert yapıyor. Mambaya gelince hiç ısırmıyor, ben anlamadım yani. Mambaya karşı o kadar sert yapamıyor. Yakında Angel'ı şey yapacak yani, ciyaklatacak. Angel'dan bir ciyaklama sesi gelecek. Şu anda dişleri mişleri çıkmaya başladı. Bakın, yani mambanın dişleri büyümeye başladı. Korkuyorum da yani, mamba biraz tehlikeli böyle. Lan! Şşşt! Oraya git büyüme! Gel buraya! Gerçekten korkuyorum arkadaşlar, beni korkutuyor yani mamba. Ya diyorum, artık 5 aylık oldular neredeyse. Hala üstün. Şimdi 6, 7, 8 bir yaşına kadar mı üstün olacak? Hala kobradan üstün arkadaşlar. Tabi aralarında 15 gün var dedik ama sonuçta kobrada erkek, ama erkek bozan. Dişi der. Bak 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 nasıl, bak nasıl çöküyor. Erkek bozan dişi derler ya. Aynı mamba. Bu videoda niye çok konuştum ben ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya bu videoda çok konuşasım geldi herhalde. Bayağı bir konuştuk.
Aa ne güzel olmuş bakın. Yaprakların üstünde topraklar böyle değişik bir görüntü olmuş. Yani harbiden bu videoda çok konuştuk ya. Niye öyle oldu ki? Kobra şu anda şey arkadaşlar mambadan öyle çekiniyor falan ama kim onu mu? Kim onu mu? Bak kurbağaya saldırıyor ya. Sen nasıl bir histisin ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Şey sesi çıkmıyor ama tartışmalarda. Yani bir viyaklama ciyaklama deriz biz burada. Bir ciyaklama sesi vardır. Böyle bağıra bağıra kaçar ya köpek. Kavgalarda böyle üstünlük kurmada yemek durumlarında kobradan hiç o ses çıkmıyor. Yani bir üstün olması normal bir şey böyle köpeklerde. Tabii ki de yarım saat işte 10 dakika 15 dakika kendilerine zarar verecek kadar kavga etmelerini istemem ben ama tabii ki ufak tefek çekişmelerde olacak arkadaşlar yani diye düşünüyorum ben. Yanlış düşünüyorsam söyleyin. Şimdi bu hayvanlarda ya bu hayvanlarda değil ben tavuk da bakıyorum ördek de bakıyorum. Yani sonuçta bir liderlik kavgası bir üstünlük kavgası her hayvanda olduğu gibi köpekte de oluyor yani. Tavukta da oluyor. Civcivde bile oluyor. Ya bunlar normal şeyler. Kardeş olsalar dahi oluyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi kendilerini yaralayacak dereceye kadar müsaade etmeyeceğiz. İşte kulak konusu vardı falan. Yani mamba direkt arkadaşlar boynuna saldırıyor. Kulağa saldırıyor. Bu tarz köpeklerde %99'u bu şekilde olduğu için öyle devam ediyoruz yani. Angel arkadaşlar Jack Russell'la çiftleştirsek nasıl olur? Güzel olur mu? Kızım bana da saldırma. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmayalım. Bu videoda çok konuştum. Kusura bakmayın. Rahatsız olan arkadaşlar olmuş olabilir. Bak 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 bak. Bak duruşa bak duruşa. Sen var ya sen. Tam kurt kız diyoruz ya biz arkadaşlar. Kurt kız ya. Bildiğiniz kurt kız yani. Dinlemez affetmez. Resti çeker direkt. Kobra'yı da dinlemiyor. Angel'ı da dinlemiyor. Karong'a saldırdığı videoyu paylaştım mı ben bilmiyorum. Hatırlayamadım şu anda. Karong'a dahi gider yapıp saldırdı arkadaşlar. Ciyakladı. Karong bunu bayağı bir çarptı. Ama yani Karong'a da saldırmazsın ya. 3 yaşında köpeğe de saldırmazsın be. Oradan sakın çıkayım deme. Evet arkadaşlar videoyu kapatalım. Şuradan geçeyim ben. Burası da ördeklerin havuzuydu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Elimden geldiğince bol bol yürüyüşler. Tasmalar da yakıştı. Artık öyle çok sırıtmıyor. Hatta biraz daha sıkabilirim ama çok sıkmadım. Bak 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 Angel'a da kobra saldırıyor. Neyse bugün video çekmeye devam edeceğiz. Videoyu fazla uzatmayayım. Sıkılan arkadaşlar olur. Ya 10 dakika civarında kesiyorum arkadaşlar ben videoları. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.